Geçenlerde ben bir yerde okudum. Galiba Murat Muratoğlu'nun bir yazısıydı. Bir futbolcuya 222 milyon euro ödendiğini duydum Fatih. Neymar. Ha işte bak sen biliyorsun. Ya 222 milyon marifeti bir topa vurmaktan ibaret olan bir adama değer mi ya? Sen o parayı Entertainment bilime harcasan neler yapılır? eğlence sektörü. Abi Ama yok, kardeşim hiçbir bu sektöründe böyle bir dangalaklık denge. sektörü bana sorarsan. Hayır, o da bir başarı, o da bir şey. O da bir zanaat türü. Toparmak da Milyonlarca bir insanı sektör. eğlendirip peşinden koşturan bir Ama zanaat türü. Yani onların ölçüsü yok dengeyi Yeler. Yani kuramaz. biri Yani ömrüne abicim onun ölçüsü dert değil. şurada. Biri Hiçbir ömrüne zaman dert bu değil. büyüklükte paralar Verilmiyor bilime bu para. verilmiyor. Günde verilmez öylesine. Bizden çıkan birine de verilmez. Bu Şimdi maalesef bakarsan mesela verilmiyor. bugün de Ve korona o ile mücadeleye 1 dengesizlik. milyar dolar verdi bir kişi. Amerika'da Kim? tek bir Evet. Ferdi Vahid Evet doğru. korona Neden? aşısını bulacak olanlar için 1 milyar dolar verdi. Yani biri öbürüne engel değil. Dünyada para sınırı değil ki bilime Kardeşim ayıracak parayla engel. eğlence ayıracak Nasıl parayla birbirine. engel biliyor musun? O Nasıl eğlence engel dizi biliyor musun? damlar o Korona kadar ve yani mesela ben neden tabii çıktı? bunu bekliyorum. Bu Cehaletten çıktı. Eğer niye bu mesela cehalet bir olmasaydı şampiyonu korona alamıyor bu para? olmaz. Bir yelkenci Yani niye sen alamıyor? tabii yani sen gözle